Başladı. Merhabalar, bu kez konuğumuz Yalova'nın Cumhuriyet dönemine tanıklık yapmış Atatürk'ün isteği üzerine talimatıyla Kacık Köyü'ne muhtarlık görevini yerine getirmiş Melia Manço'nun oğlu Candaş Manço. Önce isterseniz bir Melia Manço'dan söz edelim. Bildiğiniz gibi henüz Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında çıkmadan önce Atatürk Kacık Köyü'ne yaptığı bir ziyarette Melia Manço'yu at üstünde görerek işte Cumhuriyet kadını budur diyerek 20 yaşındaki Melia Manço'yu Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak Gacık Köyü'ne atamıştır. Melia Manço 20 yaşlarında genç bir kız iken 2 yıl süreyle 1932 yılına kadar muhtarlık görevini başarıyla yerine getirmişti. Bu süreci sizler de daha önceki yaptığımız haberlerde, söyleşilerde zaten biliyorsunuz. Melia Manço'nun oğlu Candaş Manço bugün yanımızda. Kendisi de uzun yıllardan beri Yalova'da yaşıyor. Zamanının büyük bir bölümünü Yalova'da geçiriyor. Candaş Bey, anneniz rahmetli Melia Manço 1932 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak Gacık Köyü'ne atandığı zaman siz 1939 yılında dünyaya geldiniz. Anneniz de o muhtarlık dönemiyle ilişkin söyleşileriniz mutlaka olmuştur. Atatürk'ü de sizlere anlatmıştır. O süreci kısaca değerlendirmek gerekirse Atatürk ve Melia Manço o süreçte neler yaşadı? Annenizin o muhtarlık yaptığı dönemlerden nasıl anlattı size? Bunları bize bilgilendirirseniz seviniriz. Efendim annem, dedem yani annemin babası Yalova'nın Gacık Köyü'nde arazileri, arsaları ve evi olan bir köyün yerlisiydi. Orada yaz mevsiminde annem köye giderdi ve köyde dedemle beraber, anneannemle beraber olurdu. Orada yaz günleri vakit geçirirdi. Bu arada bir ara gene böyle köye gidişinde köyün kahvesinde otururlarken erkekler daha çok kadınlar pek kahvenin önüne kahvenin içine girmezlerdi. Kahvenin dışından dolaşırlar. Yollarına giderlerdi, evlerine giderlerdi. Atatürk köyü ziyaret ettiği gün tesadüf annem de oradaydı. Ve Atatürk'e bana anlattığına göre ayran ikram etmek istemiş. Ve bir tepsiyle ayran getirmiş, ayranı ikram ederken Atatürk bakmış, o günkü kıyafetiyle, çünkü o tarihlerde Atatürk kıyafet ve yazı inkılabı yapıyordu, harf inkılabı yapıyordu. Görünce hoşuna gitmiş, demiş, tam medeni bir Türk kadını demiş, bu yaşta demiş. Bana kahveye giriyor, bana kahve, ayran ikram ediyor demiş ve bir teklifte bulunmuş. Demiş ki yani köye demiş, seni demiş atama suretiyle muhtar yapsam ne dersiniz? Evet. O da emriniz olur demiş, kabul etmiş ve köyde göreve başlamış. Bu arada tabii köy 2 sene müddetle çalışmalar yapıyor. Yalova'ya giden köy yolunu düzgün hale getirmiş. Çünkü ben ufaklığımda da hatırlarım, köye çıkarken biz öküz arabalarıyla çıkardık. Evet. Öküz arabalar hatta çamura saplanır, arkadan birkaç kişi arabaları iter, öyle çıkardık. Çocukluğumda hatırlarım. O köy yolunu güzel onarmış. İlkokulda restorasyon yapmış,
Oraya bir arkadaşı, çok yakın arkadaşı Sadiye Hoca'yı öğretim görevlisi olarak o gelmiş. Ve neticede işte toplantılara, halk evinde bazı toplantılara katılmış, ileri o senelerde devletin siyasi kademelerinde görev yapan yetkili kişiler toplantıda, annem de dahil olarak çeşitli siyasi toplantılarda bulunmuş ve tek kadın olarak orada, zaten fotoğraflarda görülecek, tek kadın olarak bulunmuş, diğerleri hep erkeklerden ibaret. Bu da Atatürk'ün o ne manada onu oraya atadığını, ne düşündüğünü bir yerde delili. Evet, şimdi biz yıllar önce Meleğa Manço'nun Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olmasını öğrendikten sonra Kaçık Köyü'ne gidip bazı araştırmalar yapmıştık. Evet. O dönemler köyün önde gelenleri, evet, yaşlılarıyla, evet, Meleğa Manço'nun muhtarlık yaptığı dönemlerde çalışmalarını sormuştuk. Sohbet, yani, sohbet etmiştik. Evet. Köyün yaşlıları, evet, Meleğa Manço'nun çok mükemmel bir muhtarlık yaptığını anlatmışlardı. Evet. Bizzat Meleğa Manço'nun muhtarlık yaptığı dönemlerde yaşamış olan ve tanıklık yapmış olan köyün yaşlıları övgüyle söz etmişlerdi. Merak ettiğim şu var Candaş Bey. Anneniz 1934 yılına kadar muhtarlık, evet, yaptı. Evet, evet. Sonra 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtikten sonra seçimle göreve gelen Aydın'ın, doğru, Çine ilçesinden Esin Gül, evet, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak kayıtlara geçti. Seçimle iş başı gelmiş. Evet. Oysa ondan önce Meleğa Manço vardı. Atama suretiyle. Ama atama suretiyle. Evet. Atatürk'ün isteği üzerineydi, evet, yapılmıştı bu görev. Bu durum böyle sizin içinizi hiç acıttı mı? Oysa benim annem Türkiye'nin ilk kadın muhtarıydı ama atama olduğu için gölgede kaldı. Arka planda kaldı diye bir hayıflanmanız oldu. Tabii yani biraz üzmüştür beni ama esasında üzülecek de öyle fazla bir teferruat yok. Çünkü atama suretiyle geldiği için annem göreve, resmi kayıtlara tabii geçmiyor. Evet. Aydın'daki hanımefendi seçim suretiyle geliyor, kayıtlara o geçiyor. Yani Türkiye'nin ilk kadın muhtarı deyince bence atama olsun veya olmasın, yani seçilmiş olsun veya olmasın, ilk anda aklıma benim annem geliyor. Çünkü ilk kadın muhtarı ifadesini, evet, kullanıyoruz. Zaten Candaş Bey şöyle bir ifade var. Atatürk Yalova benim kentim derken, evet, bu lafı boşuna söylememiş. Evet. Neden? Meleğa Manço Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olurken Atatürk bize şu mesajı vermişti. Türkiye'de kadınlar imkan ve olanak verilirse bu ülkeyi, bir kenti, bir köyü nasıl yönetebileceğini ilk kez Meleğa Manço üzerinden görmüştür. Evet. Ondan sonra kanaat göstermiştir ve 1934 yılında Türk kadına seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. İlk aşamada annemi muhtar yaparak zaten seçme ve seçilme hakkının 34'te bir yerde tescili oluyor. Evet. Yani o düşünceyle. Sonrasında Atatürk Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor. Evet. Yani, evet, Türk Dil Kurumu'nu kuruyor. Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nı yine Yalova'da kuruyor. Evet. Yani bu laf boşu boşuna söylenmiş bir laf değil. Gerçekten Atatürk Yalova'da birçok ilkleri ortaya, evet, çıkartmış, evet, yürürlüğe koymuş. Yalova'yı adeta birer pilot bölge olarak görmüş. Aynen, aynen. Yani baktığımızda işte Türkiye'nin kadın, evet, muhtarı, Türkiye'nin Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması. İlkokul hocası. Tabii. Evet. Şimdi oraya da geleceğiz. Benim merak ettiğim şu. Tamam, Meleğa Manço 1934 yılından sonra ne yaptı? Muhtarlık bitti, aday, evet, olmadı. Sonra ne yaptı? Anneniz 1934 yılından sonraki yaşantısını nasıl devam ettirdi? Herhangi bir mesleği var mıydı?
Şöyle, muhtarlık yaptıktan sonra tabii İstanbul'a döndü. İstanbul'da Bebek'te dedemin bir ahşap evi vardı, üç katlı bir ev. Orada ikamet ediyordu ve ben orada dünyaya geldim. İstanbul'a geldikten sonra tabii bir evlilik yaptı babamla. Babam hava gazı şirketinde müfettişti. Hava gazı şirketi o tarihlerde Fransızlarındı. Fransızlar işletiyordu, gazhane tabirinle. Orada annem görev aldı. Bir müddet çalıştı hava gazı şirketinde. Orada babamla tanıştı ve evlendiler. Evlendikten sonra gene aynı evde, annemin ikamet ettiği evde evliliklerini sürdürdüler. Bu arada çeşitli cemiyetlere girdi, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı. Sivil toplum örgütlerinde evet görev aldı ve hayatını bu şekilde sürdürdü. Yani faal bir kadındı. Evet. Rahmetli. Şimdi, faal bir kadındı. Mezarı yine evet. Çiftliköy'de. Evet. Yalova'da. Bu Yalova'da. Yalova'da. Evet. Şimdi Yalova'da tabii annenizin adının yaşadığı sokak ve parklar da var. Bir sokak ismi verildi. Yalova'da verildi. Verildi. Bu arada Çiftliköy'de de var. Evet. Var. Evet, orada da var zannediyorum. Şimdi evet. Şöyle bir fotoğraf var elimde. Bu anne bizim elimizde Meryem Manço'nun 3-4 tane fotoğrafı var. Evet. Yani ne diyor o fotoğraf? Yani Yalovalıların da yakından bileceği gibi Meryem Manço'nun muhtarlık yaptığı dönemlerde bu masanın, muhtarlık masasında resmi makam odası var. Sıvaları evet. Dökülmüş bir muhtarlık evet. Binası var. Evet. Halk eğitim merkezinde mülki amirlerle İstanbul valisi, vali yardımcıları ve bazı kaymakamların da katılımlarıyla düzenlenen bir toplantı var. Atın üstünde yani birkaç fotoğraf var. Şimdi elimize siz annenize ait muhtarlık yaptığı dönemlerde çekilmiş bazı fotoğraflar getirdiniz. Evet. Hem o fotoğrafları izleyicilerimizle paylaşmak hem de bu fotoğrafları biraz yorumlamak istedim. Mesela annenizin 1932 yılında çekilmiş şu fotoğrafı var. Okuyuculara da izleyicilerimize de göstermek istedim, paylaşmak istedim. Görebiliyor musunuz ekranı? Biraz ayağa kalkarsanız. Net gözüküyor mu? Evet, şimdi sevgili izleyiciler, 1932 yılındaki modern Cumhuriyet kadının yaşam tarzını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Aynen. Yani fotoğraf şapkalı, giyimiyle, kuşamıyla tam bir Cumhuriyet kadını. Zannediyorum Atatürk'te at üstünde gördü. Evet, evet. Zaten gördü. Olma bu. Mesela bir başka fotoğraf daha var ki bence bu tarihi bir fotoğraf benim açımdan da. Çok enteresandır. Bu fotoğraf sanırım Gaciköy'ünde. Gaciköy'ünde evet. Okulun önünde. Evet. İlkokulun önünde. Bunu da izleyicilerimiz ilk kez görecek bir fotoğraf. Bu fotoğrafın Meryem Manço. Yıl 1932. Gaciköy'ü muhtarı Meryem Manço ve Yalova'nın ilk kadın öğretmeni evet. Sadriye Suakman. Evet. Her ikisinin de bir ortak özelliği var. Her ikisi de Atatürk'ün bizzat emriyle, talimatlarıyla muhtarlık ve öğretmenlik görevlerine getirmiş. Şimdi şu fotoğraf sevgili izleyiciler, Yalova Cumhuriyet tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu fotoğrafa iyice bakalım. İstanbul'dan şimdi, da arkadaşlar. Evet. Aynı evet, zamanda. Evet. Şimdi anneniz bu oluyor galiba. Evet, evet. Soldaki. Evet. Şimdi Sadriye Suakman biliyorsunuz sevgili izleyiciler. 1932 yılında Atatürk'ün Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'na bizzat görevlendirdiği kişidir Sadriye Suakman. Ve Yalova'da köklü bir geçmişe de sahipti Suakman ailesi. Ki Öğretmen Yusuf
Ziya İlkokulu bildiğiniz gibi Yalova Cevdet Aydın Parkı'ndaki yerdeydi. 1900 Cumhuriyet döneminde ve Cumhuriyet öncesinde. Orası daha sonra 1900 savaş dönemlerinde hasar aldıktan sonra tekrardan onarılarak faaliyete geçti ve 1971 yılların başında şimdiki öğretmen Yusuf Ziya İlkokul olduğu yere geçmişti. Sabriye Suakman da Yalova'da ilk kadın öğretmenlerden birisidir. Özellikle Atatürk'ün talimatıyla Yalova'daki kız çocuklarının okula kazandırılmasında önemli bir misyon üstlenmiştir Sabriye Suakman. Tıpkı Melia Manço'da gördüğümüz gibi. Şimdi bir başka fotoğraf daha var. Melia Manço Dolmabahçe Sarayı'nın merdivenlerinde. Evet, bu da Yandaş Manço'nun bize gönderdiği fotoğraflardan bir tanesi. Bu fotoğrafları ilerleyen süreçlerde Yalova'nın haber portallarında, sosyal medyalarında göreceksiniz, tanık olacaksınız. Çünkü bu fotoğraflar bugün şu an için net olarak görünmeyebilir. Ama Yalova Basın Birliği, sağ olsun Eren arkadaşımız, bu fotoğrafları sahiplendi. Yalova'daki medya kuruluşlarına dağıtımını yapacak ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da olanak sağlayacak. Şimdi bir başka fotoğraf daha var. Bu fotoğraf neydi Candaş Bey? Efendim bu fotoğraf köy kafesinin önünde. İstanbul'dan bir iki misafirimiz vardı bizim. Onlarla beraber çekilmiş. Anneniz nerede burada? Hemen şurada olacak. Evet, bu 1900 muhtar olduğu dönemden mi sonra mı? Muhtar olduğu dönemden evvel. Evet. Yani evvel, bakın, yani köye zaman zaman gidiyor, evet, yazmıyor bizimle. Evet. Bu da o zaman 1930 evet, var. Evet, o civar. 1930 yılında, 1930 yılında Gacık Köyü, köy kahvesinin önünde çekilmiş Gacıklılarla beraber bir fotoğraf. Bu arada yaşlandı galiba, elim titremeye de başladı benim. Evet, tabii meslekte de ben de 41 yılımı doldurdum. Çağdaş Bey. Allah artırsın, Allah artırsın. Bu da babanız galiba değil mi? Evet, babam. Evet. Evlendikleri... 1939 yılı. Aşağı yukarı evlendikleri evet, sene çekilmiş. Şu zarafete bakar mısınız sevgili dostlar? 1939 yılı Melia Manço ve eşi. İşte Cumhuriyet ülkesinin ilk yıllarındaki giyim, kuşam tarzıyla modern Türkiye'nin başlangıç yılları. Şimdiki bu zarafeti görebiliyor muyuz? Mümkün değil. Yani değil mi? Evet. Evet. Böyle bir modern yaşam tarzını bugünlerde muhtarlıktan sonra kısmeti açılmış. Evet. Babamı gaz şirketinde tanımış ve evet, orada beraber olmuşlar, evlenmişler ve biz dünyaya gelmişiz. Evet. Evet, bir fotoğraf daha var. Yine bu Gacık Köyü'nde Melia Manço'nun köydeki yaşam tarzı hayvanlarla beraber. Evet, Candaş Bey. Daha birçok fotoğraf var sevgili izleyiciler. Bunları önümüzdeki günler içerisinde Yalova'nın çeşitli platformlarında, sosyal medyalarında zaten dağıtımı yapılacak Yalova Basın Birliği tarafından. Yani herkese açık bir şekilde dağıtımı yapılacak. O fotoğrafları daha net bir şekilde Yalova'nın çeşitli sosyal medya mecralarında görebileceksiniz. Bunları da değerlendireceğiz. Sağ olsun Candaş Bey bize onlarca fotoğraf getirdi. Ancak burada hepsini yer veremiyoruz. Burada göremediğiniz yüzlerce fotoğraf daha var. Bu fotoğraflar önümüzdeki süreçlerde az önce de ifade ettiğim gibi paylaşıma açılmış olacak. Efendim, Yalova Basın Birliği'nin girişimleri de birlikte. Biz de size son derece müteşekkiriz. Annemi tekrar... Melia Manço Yalova'nın onurudur. Yani, Candaş Bey, sadece sizin anneniz değil.
Yani sizin anneniz olduğu kadar Yalavalılar. Bütün Yalavalılar. Tabii, tabii, tabii. Ama takip ettiniz. Evet. Israrla takip ettiniz. Evet. Ve onu bir yerde hatırlattınız. Evet. Unutulmuştu. Unutulmuştu. Hatta kimse sizin... haberdar değildi. Yoktu, evet, haberi yani yoktu kimse. Yıllarca şimdi mesela bakın, mücadele ederek köy kahvesine gidin, köy kahvesinde fotoğrafı var, asılı duruyor. Evet. Bakteri yoktu böyle bir şey. Birkaç belgesel de yapmıştım. Evet, ben, evet, evet, evet. Çok ya, teşekkür ederiz Candaş. Ben teşekkür ederim. Bizim sormak isteyip de soramadığımız ya da sizin vurgu yapmak istediğiniz bir şey varsa onu burada isterseniz hatırlatalım. Var mı anlatmak istediğiniz, hepsini, sormak istediğiniz aşağı bir şey? Yukarı hepsini konuştuk. Sohbetimiz iyi oldu, gayet güzel geçti. Siz de bir yerde... Ben de çok memnun oldum. Evet. Yıllardır sizi arıyordum zaten. Evet. Ama işte denk gelmedi. Şöyle yaz... Olanak olmadı, pandemi de girdi araya. Evet, onlar girdi. Yazlara gelip gidiyoruz gerçi ama işte demek ki tesadüf bugüneymiş. Evet. Bugün karşılaştık. Sizden sohbetler ettik. Sağ olun. Tekrar onu andık. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, sağ olun. Ben teşekkür ederim.